Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde kimyasal reaksiyonlardaki enerji değişimini inceleyeceğiz. Kimyasal reaksiyonlardaki enerji değişimi ünitesini genel olarak 3 başlık altında görebiliyoruz. Bunlardan birincisi iç enerji ve iç enerjideki değişim, daha sonra entalpi ve entalpideki değişim ve entropi ve entropideki değişim olarak 3. parçayı da ifade edebiliriz. Tabii ki arkadaşlar, kimyasal reaksiyonlardaki enerji ünitesini işlerken belirli kurallar, belirli tanımlar çerçevesinde hareket ediyoruz. O yüzden dersimizin başlangıcında belirli tanımlamaları yapmak durumundayız. Öncelikli olarak arkadaşlar şunu ifade edelim. Fiziksel ve kimyasal olaylarda meydana gelen ısı değişimini inceleyen bilim dalına termokimya denir. Evet, fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimlerini termodinamik yasalar çerçevesinde takip ederiz. Bu arada termo arkadaşlar görüldüğü gibi ısı, dinamikte hareket denilmektedir. Fiziksel ve kimyasal olaylarda gerçekleşen enerji değişimlerini genellikle arkadaşlar ısı değişimi eşlik eder. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Örneğin bir buzun erimesi için ortamdan ısı alması gerekir. Gördüğünüz gibi olaya ısı alarak eşlik eden bir enerji değişimi. Örneğin bir kömürün yanmasında da ortama ısı verilir. Dolayısıyla arkadaşlar yanma tepkimesinde ısı açığa çıkmasıyla eşlik eden bir ısı değişimi olmuştur. Evet, termodinamikte arkadaşlar fiziksel ve kimyasal olaylardaki değişimler belirli bir sistem içerisinde incelenir. Peki sistem nedir? Sistem üzerinde incelemeler yapılan ve sınırları belli olan bir evren parçasıdır arkadaşlar. Pekala, evrenle sistem ve ortam arasındaki ilişki nedir? Dolayısıyla sistem ve ortam evreni oluşturur. Dolayısıyla sistemin dışında kalan evrenin diğer kısmına da ortam denir. Slayttaki örnekten yola çıkacak olursak, örneğin bir termostaki çayı düşünelim. Termosun içindeki çay sistemi, termosun kabı ve etrafındaki diğer kalan kısımda arkadaşlar ortamı oluşturur. Diğer slaytta güzel bir şekil vardı. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar sıcak su sistemi oluşturmakta. Sıcak suyun bulunduğu kap ve onun dışı ortamı oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi sistem ve ortam arasında da enerji alışverişi olabilir. Sistemler çeşitli özelliklerine göre arkadaşlar, çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Şimdi sırasıyla bunları görelim. Öncelikle olarak arkadaşlar açık sistem. Ortam ile hem madde hem de enerji alışverişi yapılabilen sistemlerdir. Örneğin bir bardakta bulunan sıcak su soğurken arkadaşlar tabii ki ortama buharlaşmadan dolayı madde kaybı olacak ve ortama da bir miktar ısı verecektir. Bundan dolayı bir bardakta, açık bir bardakta bulunan arkadaşlar sıcak su sistemi, açık sistemi ifade eder. Açık sisteme başka örnekler olarak arkadaşlar ağaç yaprakları, otomobil motorları ve insan vücudu verebilir. Açık sistemde bir kez daha ifade ediyorum, madde ve enerji alışverişi vardır arkadaşlar. Diğer bir sistemimiz kapalı sistem. Slide'da da görüldüğü gibi enerji alışverişi yapabilen ancak madde alışverişi olmayan arkadaşlar sistemlerdir. Örneğin az önceki sıcak su bulunan bardağın üzerini kapattığımız zaman artık bu kapalı bir sistem olmuştur. Madde kaybı yoktur arkadaşlar ama sistemle arasında bir enerji geçişi tabii ki vardır. Başka örnek olarak kapalı sisteme ağzı kapalı cam kaplar, kalem, pil, işte buz torbaları örnek olarak verilebilir. Diğer bir sistemimiz de izole sistem. Ortam ile madde alışverişi olmayan, enerji alışverişi ihmal edilebilecek seviyede olan sistemlerdir arkadaşlar. Genel olarak bunlara termoslar örnek olarak verilir. Termoslar genel itibariyle arkadaşlar içindeki sıcak suyun sıcaklığını korumaya yönelik hazırlanmış düzeneklerdir. Bunlar izole sistemlerdir. Bir başka sistemimiz de izokorik sistem. Arkadaşlar hacmi sabit tutulan sistemlerdir. Buna düdüklü tencere örnek olarak verilebilir. Düdüklü tencerede görüldüğü gibi arkadaşlar hacim kapağı açılması sürece hacim sabittir. Bu sistemlerde hacim sabit olduğundan ortam ile arkadaşlar bir iş alışverişi, işi daha sonra tanımlayacağız, iş alışverişi yoktur. Evet, izokorik sistemde tabii ki arkadaşlar enerji alışverişi olabilir. Diğer bir sistemimiz de izobarik sistem. Yani arkadaşlar basıncı sabit tutulan sistemlerdir ve birçok fiziksel ve kimyasal olay arkadaşlar açık hava basıncına karşı yapılır. Dolayısıyla bu reaksiyonlar ya da fiziksel dönüşümler izokorik sisteme örnek olarak verilebilir. Evet. Örneğin ağzı açık kapta bulunan suya asit ilave edilerek bir çözelti oluşturulması izobarik sisteme örnektir. Evet.
İzobarik sistemler ortamla hem iş hem de enerji alışverişi yapabilir. İş konusunu, iş kısmını daha sonra tekrar ifade edeceğiz arkadaşlar. İzotermal sistemler sıcaklığı sabit olan sistemler arkadaşlar. Sıcaklığın sabit olan sistemlerdir. İnsan vücudu izotermal sisteme örnek olarak verilebilir. Sağlıklı bir insanın vücut sıcaklığı hep yaklaşık olarak belirli bir değerde sabit tutulur. Evet. Evet, slayttaki resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar sıcak sulu bir açık sistem. Daha sonra kapatılmış, görüldüğü gibi madde kaybı olmuyor. Sadece enerji alışverişi olan kapalı bir sistem. Daha sonra da arkadaşlar izole edilmiş kapalı bir sistem. İzole sistemi örnek olarak verilmiş. Görüldüğü gibi sıcak suyun enerjisinde de bir hemen hemen ihmal edilebilecek seviyede bir enerji değişimi var. Madde kaybı yok. Açık sistemde bir kez daha ifade edelim. Madde alışverişi vardır. Şimdi konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla onları çözelim. Yukarıdaki sistemlerden hangileri kapalı sisteme örnek olarak verilebilir? Uçan balondaki helyum gazı. Arkadaşlar uçan balon kapalı bir sistem. Dolayısıyla arkadaşlar birinci öncülümüz doğru. Su torbasındaki sıcak su. Bu da kapalı bir sistem. Sistemin arkadaşlar ağzı kapatılarak yapılan bir sistemdir. Soba ise arkadaşlar madde alışverişi var. Dolayısıyla soba kapalı sistem örnek olarak verilemez. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet, düdüklü tencere aşağıdaki sistemlerden hangisine örnek olarak verilebilir? Hangisine örnektir? A seçeneği izobarik sistem, açık sistem, izotermal sistem, D seçeneği izokorik sistem, E seçeneği izole sistem. Düdüklü tencere arkadaşlar hacmi sabit olan sistemde, hacmi sabit olan sistemlere de izokorik sistem denir. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Evet, konuyla ilgili bir başka örnek. İzobarik sistemlerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Evet, izobarik basıncı sabit tutulan sistemdi. Az önce ifade etmiştik arkadaşlar. Ortam ile sistem iş alışverişi yapabilir. Tabii ki izobarik sistemde iş alışverişi yapılabilir. Birinci öncül doğru. Ortam ile sistem enerji alışverişi yapabilir. İzobarik sistem arkadaşlar enerji verebiliriz veya ondan enerji alabiliriz. İkinci öncül de doğru. Sistemin basıncı zamanla artar. İzobarik sistemlerin en önemli özelliği basıncın sabit olmasıydı. Basınç zamanla artmaz. Üçüncü öncül yanlış. Bu durumda arkadaşlar doğru cevap C seçeneği. Şimdi dersimize ünitemizin birinci bölümü olan iç enerjiyle devam ediyoruz arkadaşlar. İç enerji bir maddenin yapısında bulunan tüm taneciklerin birbirleriyle etkileşiminden doğan potansiyel enerjileriyle kinetik enerjilerin toplamından oluşan arkadaşlar bir enerjidir. Dolayısıyla toplamından oluşan enerjiye iç enerji denir. İç enerji arkadaşlar U harfiyle gösterilir. İç enerji ile ilgili olarak ilk önce bilmemiz gereken kısım şudur. Bir olayda sistem ortamdan artık sistem ve ortamın anlamlarını biliyoruz. Isı alıyorsa sistemin iç enerjisi artar. Sistem ortamı ısı veriyorsa o sistemin iç enerjisi azalır. Slayttaki örnekte de görüldüğü gibi arkadaşlar suyun, buzun katı halden sıvıya sıvı halden de gaz hale geçişiyle ilgili bir ifade de bulunmuş. Tabii ki arkadaşlar buzun sıvı hale geçebilmesi için sisteme ısı vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ortamdan sisteme enerji geçişi olduğundan dolayısıyla suyun arkadaşlar buza göre iç enerjisi daha fazladır. Yani ok yönünde iç enerji artışı vardır ve olay arkadaşlar endotermiktir. Tabii ki arkadaşlar buzun katıdan sıvıya sıvıdan gaz hale geçişi endotermik bir olaydı. Endotermik olaylarda demek ki elde edilen en son ürünün iç enerjisi daha yüksektir. Aynı şekilde arkadaşlar su buharının ya da gazın yoğunlaştırılarak sıvıya, sıvının da arkadaşlar dondurularak buz haline geçmesi de düşünülebilir. Bu durumda da arkadaşlar sistem egzotermik davranacaktır. Yani enerjinin bir kısmını ortama verecektir. Sistemden ortama enerji aktarılmıştır. Dolayısıyla sistemde iç enerji azalması gerçekleşmiştir. İç enerji sadece potansiyel ve kinetik enerjiden oluşmaz arkadaşlar. İç enerji potansiyel ve kinetik enerji dışında da atomların çekirdeklerindeki enerjiden ve elektronik enerjilerinden yani elektronların bulunduğu orbitallerden kaynaklanan arkadaşlar çeşitli enerjiler vardır. Bunlar da iç enerjinin oluşumunda etkindir. Bu arada arkadaşlar kinetik enerjiyi ifade etme açısından şunları da söylemeliyiz. Kinetik enerji dönme, öteleme ve arkadaşlar
titreşim hareketlerinden kaynaklanır. Potansiyel enerjisi ise arkadaşlar bir durum enerjisidir. Bu arada helyum, argon, neon gibi soy gazlar, yani tek atomlu gazlar arkadaşlar, yalnız öteleme hareketi yapar. Slide'daki resmi incelediğimiz zaman, gerçi burada ötelemede bir molekül örneklenmiş. Zaten moleküllerde öteleme hareketi yapar. Ama sadece helyum, argon, neon gibi soy gazlar tanecikler arasında herhangi bir bağ olmadığı için arkadaşlar, bir molekül kavramı olmadığından dolayı sadece öteleme hareketi yapar. Bu öteleme hareketi de onun direkt kinetik enerjisidir. Örneğin burada arkadaşlar bu su molekülü olsun, öteleme hareketi, dönme hareketi yapıyor. Aynı şekilde arkadaşlar titreşim hareketi yapıyor. İşte bu üç enerjinin arkadaşlar toplamı bize kinetik enerjiyi verir. Yine moleküller arasında da oluşan kutuplaşmadan kaynaklanan bir elektrostatik çekimden kaynaklanan arkadaşlar bir enerji de vardır. Bu da arkadaşlar yine iç enerjinin oluşumunda, iç enerjinin meydana çıkmasında arkadaşlar etkindir. Evet. Bir sistemin iç enerjisi arkadaşlar tek başına ölçülemez. Sistemin iç enerjisini ölçmek için çeşitli müdahaleler yaptığımızda görüldüğü gibi iç enerji bir sürü enerjinin toplamından oluşmaktaydı. Bu iç enerjilerdeki değişim, bu iç enerji oluşturan enerjilerdeki değişim hızlı ve anlık olmakta. Dolayısıyla iç enerjinin tek başına ölçülmesi mümkün olmamakta. Ama iç enerjinin arkadaşlar ölçülmesi yerine farkını belirlemede herhangi bir sorun yaşamamaktayız. Yani sistemin iki durumu arasındaki fark incelenerek iç enerjideki değişim bulunabiliyor. İç enerjideki değişim slide'da da görüldüğü gibi arkadaşlar son iç enerjideki son iç enerji ve ilk iç enerji arasındaki fark olarak tarif edilir. Yani örneğin 5 derecedeki saf suyu 25 dereceye çıkartmak için 25 derecedeki iç enerjinin değeri ile 5 derecedeki iç enerji değerinin arasındaki fark kadar sisteme enerji vermek durumunda kalıyoruz. Yani biz aradaki burada delta U'yu, iç enerjiler arasındaki farkı görebilmekteyiz. Evet. İç enerji bir hal fonksiyonudur. Yani sistemin haline bağlıdır arkadaşlar. Bulunduğu hale hangi yollardan geldi önemli değildir. Sistemin son hali ile ilk hali arasındaki arkadaşlar değişimler bizim için önemsiz. Sistemi arkadaşlar önce katıdan gaza, gazdan sıvıya ve tekrar katıya getirmişsek bu aradaki değişim önemli değil. Sistemin son iç enerjisi ile ilk iç enerjisi arasındaki fark bizim için esastır. Şimdi dersimize iç enerjideki değişimin nasıl olduğunu ifade ederek devam ediyoruz. İç enerjideki değişim arkadaşlar ısı ve iş kavramlarının ifade edilmesiyle ortaya konur. Şimdi ısı ve işin ne manaya geldiğini ifade ederek dersimize devam ediyoruz. 1843 yılında arkadaşlar James Joule, bugün hatta birimini kullandığımız Joule, enerji birimini kullandığımız James Joule arkadaşlar, yaptığı deneylerde mekanik enerjinin ısıya dönüştüğünü açıklamış. Yani aynı miktardaki işin her zaman aynı miktarda ısıya dönüştüğünü bulmuş ve ispatlamıştır. Buradan yola çıkarak arkadaşlar demek ki iç enerji olarak az önce ifade ettiğimiz o enerjinin değişimi ısı ve iş üzerinden yapılmakta. Yani arkadaşlar bir sistem enerjisini ancak ve ancak iç enerji olarak depo eder. Ama değişimler, yani ısı Q ile ifade ediyoruz. Yani diğeri de arkadaşlar iş W ile ifade ediyoruz. Bunlar bir enerji çeşididir, enerjidir ama depo edilmez. Isı ve işin her ikisi de ortam ve sistem arasında enerjinin aktarılması ile ilgili kullanılan iki yoldur arkadaşlar. Sistemle ortam arasındaki sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerji ısı, sıcaklık farkından bağımsız yollarla aktarılan enerjiye de arkadaşlar iş denir. Bir kez daha ifade ediyorum, iş ve ısı birer enerjidir arkadaşlar. Enerjinin tarifidir. İş az önce de söylemiştik, V sembolüyle, W sembolüyle gösteriliyordur. Gösteriliyor. Örneğin sıcak bir maddenin arkadaşlar soğurken ortama aktardığı, ortama bıraktığı enerji ısıdır arkadaşlar. Yine pistonlu bir kapta bulunan bir gaz piston yardımıyla sıkıştırıldığında o sisteme karşı iş yapılmış olur. Dolayısıyla sistemin arkadaşlar kendisine enerji aktarılmış olur. Yani sistemin enerjisi artmış olur. Görüldüğü gibi iki durumdan bahsettik arkadaşlar. Bir tanesi maddenin soğuması ile ilgiliydi. Soğurken ortama verdiği enerjiyi ısı olarak tarif ettik. Bir de pistonlu kapta pistonun sıkıştırılmasıyla maddenin enerjisinin artmasını da iş olarak tarif ettik. Evet. Bir sistemin sıkıştırılması ya da genleştirilmesi sırasında yapılan işe mekanik iş denir. Mekanik iş arkadaşlar sadece şöyle kısaca tanımlıyoruz. Kuvvet çarpı yol ifadesiyle söylüyoruz. Kimyasal tepkimelerde çoğu zaman yapılan iş sabit basınçta
gerçekleşir. Sabit basınçta sıkışma veya genleşme olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bunu daha sonra detaylandıracağız. Buradan da entalpi konusuna geçiş yapacağız. Sıkıştırılan bir sisteme karşı iş yapılmış olur ve sistemin enerji kazanması beklenir. Tersi durumlarda, yani genleştirilen piston yukarıya doğru çekildiği zaman genleşen bir sistemde ise sistem iş yaptığı için sistemin enerjisi azalır ve sistem arkadaşlar enerji kaybeder. Evet, bir sistemin iç enerjisi iş ya da ısıyla değiştirilir. Yani az önceki ifadelerin güzel bir sonucu, özeti oldu. Görüldüğü gibi sistemin iç enerjisi arkadaşlar ısı veya işle değiştirilir. Arkadaşlar, bir sistemin iç enerjisiyle ilgili olarak bağıntımızda delta U eşittir Q, yani ısı artı V, yani iş arkadaşlar. Delta U arkadaşlar iç enerjideki değişim birimi jül, Q ısıydı birimi jül, V de arkadaşlar iş birimi jül. Evet, slayttaki resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar bir sistemle ortam arasında aktarılan ya da değişen ısı ve arkadaşlar iş durumları olabilir. Şimdi buradaki işaretlenme durumları önemli. O da şu şekilde olmakta. Önce ısıdan başlayalım arkadaşlar. Eğer ortamdan sisteme ısı aktarılıyorsa, ki olay endotermik gerçekleşiyordur, o zaman artı Q. Eğer sistemden ortama ısı aktarılıyorsa bu sefer de ısının işareti eksi olmakta, yani eksi Q ile ifade edilmekte. Aynı şekilde arkadaşlar sistemden ortama karşı iş yapılıyorsa işin işareti bu sefer eksi. Eğer ortam sistemi iş yapıyorsa arkadaşlar bu sefer de işin işareti artı olur. Bu işaretler arkadaşlar önemlidir. Tabii ki arkadaşlar gerçekleşen fiziksel veya kimyasal dönüşümler ya sabit hacimli kapalı kaplarda ya da pistonlu kaplarda gerçekleşmekte. Bu durumda delta V eşittir Q artı V formülünün de ifadesinde küçük değişiklikler olmakta. Şimdi onları sırasıyla görelim. Sabit basınçlı bir sisteme ısı verildiğinde arkadaşlar, sabit basınçlı yani pistonlu bir kaptan bahsediyorum arkadaşlar. Isı verildiğinde formüldeki Q yerine arkadaşlar sabit basınçlı bir sistemde olduğunu anlatmak için indisine P yazıyoruz. Dolayısıyla Q, QP olmakta. Dolayısıyla formülümüz delta U eşittir QP artı V. Gerçekleşen olay arkadaşlar sabit hacimli bir kapta gerçekleşebilir. Yani şöyle sabit hacimli bir kap. Bu sisteme ısı verildiğinde de arkadaşlar formüldeki Q'nun, yani delta U eşittir Q artı V'deki Q'nun sabit hacimli bir kapta gerçekleştiğini anlatmak için indisine V yazıyoruz. Yani Q, QV olmakta. Bu durumda delta U eşittir QV artı V şekliyle formül tekrar güncellenmiş olur. Sabit hacimli sistemlerde hacim değişimi olmayacağından dolayı arkadaşlar tabii ki sistemde bir iş olmamaktadır. Bu durumda iş arkadaşlar eşittir sıfır olur. Dolayısıyla delta U eşittir QV eşitliği elde edilmiş olur. Burada da görüldüğü gibi sistemin sabit hacimli kapta gerçekleştiği, sistemin sabit hacimli kaba sahip olduğu görülmektedir. Sabit hacimli hacimde verilen ısı arkadaşlar sistemin iç enerjisinin direkt değişimine eşit olacaktır. Görüldüğü gibi arkadaşlar sistem ve ortam arasında ya da çevre arasında enerji alışverişi ısı veya iş ile olmakta. Bu durumda arkadaşlar dolayısıyla sistemin enerjisi artarken ortamın enerjisi azalmakta ya da ortamın enerjisi artarken sistemin enerjisi azalmakta. Bu da iki yolla yapılmakta. Şimdi bunları özetlediğimiz zaman bir sistem çevresinden ısı alıyorsa arkadaşlar çevrenin enerjisi azalır. Tersi durumlarda, yani sistem çevreye enerji veriyorsa kendi enerjisi azalırken çevrenin enerjisi artar. Bir ikinci durumda arkadaşlar bir sisteme iş yapıldı. Yani piston aşağıya doğru bastırıldı. Dolayısıyla sistemin enerjisi artar. Dolayısıyla ortamın enerjisi azalır. Tersi durumda da piston yukarıya gittiğinde sistemin enerjisi azalırken ortamın enerjisi artar. Burada arkadaşlar asıl önemli olan ve bu slaytın en önemli yeri olan bence burada termodinamiğin birinci kanunu karşımıza çıkmaktadır. Yani enerji asla yok edilemez ve yoktan da var edilemez. Yani arkadaşlar sistemle ortamdaki iç enerji değişimi toplamı sıfırdır. Yani bir yerdeki enerji azalıyorsa diğer yerde enerji artışı vardır. Bu termodinamiğin birinci kanunudur arkadaşlar. Yukarıdaki denkleme göre, yani delta U sistem artı delta U ortam eşittir sıfır denklemine göre bir yerde enerji kazanımı varsa arkadaşlar başka bir yerde mutlaka enerji arkadaşlar kaybı vardır. Şimdi konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla onları çözelim.
Bir atmosfer basınç altında ideal pistonu kapta bulunan metan gazına 60 joullük ısı verildiğinde, demek ki arkadaşlar Q burada artı 60. Verildiğinde dış basınca karşı 35 joullük iş yapılmakta. Yani V eşittir arkadaşlar eksi 35. Tabii ki bunların birimleri joule, joule. Buna göre sistemin iç enerji değişimi delta U kaç joule'dür şekliyle sorumuz sorulmuş. Delta U eşittir arkadaşlar Q artı V şekliyle formülümüzü yazalım. Bir ATM basınç altında ideal pistonu kap olduğundan dolayı buradaki Q'yu QP olarak da arkadaşlar tarif edebiliriz. Şimdi verilenleri yerine yazalım. Artı 60 artı eksi 35. Buradan da arkadaşlar delta U eşittir artı 25 joule bulunur. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örneğimiz arkadaşlar. İdeal pistonu kapta bulunan sistem ortama 380 joullük ısı verdiğinde, sistem ortama bu kadarlık enerji veriyorsa, dolayısıyla Q eşittir arkadaşlar eksi 380 joule yazılır. İç enerji değişimi ise, yani delta U değişimi de arkadaşlar artı 50 joule olmaktaymış. Buna göre ortamın sisteme yaptığı iş kaç joule'dür? Ortamın sisteme yaptığı enerjiden bahsediyoruz. Dolayısıyla delta U eşittir arkadaşlar. Q artı V. Tabii ki ideal pistonlu bir sistem olduğundan dolayı buradaki Q'yu P olarak, QP olarak da tarif edebiliriz. Delta U artı 50 idi. Q'muz ise arkadaşlar eksi 380 idi arkadaşlar. Artı V. Buradan V'yi yalnız bıraktığımız zaman eksi 380 öbür tarafa artı olarak geçecektir. Dolayısıyla arkadaşlar artı 430 joule olacak. Bu durumda arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Zaten ortamın sisteme yaptığı iş dendiğinden dolayı da arkadaşlar aslında V'nin işareti artı olmalıydı. Konuyla ilgili bir başka örnek. İdeal pistonu kapta bulunan X gazı 20 joullük ısı almakta ve 80 joullük iş yapmaktadır. Buna göre arkadaşlar yargılarından hangileri doğrudur? Evet, ideal pistonu kapta bulunan X gazı 20 joullük ısı almakta. Yani Q eşittir arkadaşlar artı 20 joule ve 80 joullük iş yapmaktadır. V eşittir arkadaşlar eksi 80 joule. Evet, sistemin iç enerjisi azalır. Bunun için arkadaşlar hemen iç enerji değişimini bulmam gerekiyor. Artı 20 artı eksi 80. Dolayısıyla delta U farkı eksi 60 joule bulunur. Bu durumda sistemin iç enerjisi azalır ifadesi doğrudur. Kabın hacmi artar. Arkadaşlar işin işareti eksi. Yani sistem ortama iş yapmış. Dolayısıyla hacim artışı gerçekleşmiş. İkinci öncülde doğru. Sistem ortama iş yapar ifadesi arkadaşlar. O da doğru. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. İç enerji ile ilgili çeşitli ifadelerde bulunduk. Arkadaşlar kimyasal reaksiyonlar sonucunda da tabii ki iç enerji değişimi de artış veya azalma gerçekleşecektir. Şimdi entalpi kavramına geçmeden önce bununla ilgili arkadaşlar yorumu yaparak entalpi konusuyla birleştirerek dersimize devam edelim. Şimdi kimyasal veya fiziksel değişimlerde iç enerji değişimine göre reaksiyonları arkadaşlar, olayları, değişimleri sınıflandırmak mümkün. Örneğin egzotermik tepkimelerde arkadaşlar delta U yani iç enerji değişimi sıfırdan küçüktür. Delta U sıfırdan küçük olduğunda tepkime gerçekleştiğinde sistem ortama ısı vermiştir. Dolayısıyla enerji azalması gerçekleşmiştir. Yani egzotermik bir olay olmuştur. Örnek olarak arkadaşlar karbonun yanması, manezyum metalinin yanması örneklenmiş. Görüldüğü gibi arkadaşlar ısı ya da enerji açığa çıkmış. Dolayısıyla bu reaksiyona girenlerin iç enerji toplamıyla karbondioksitin iç enerjisi karşılaştırıldığında karbondioksitin iç enerjisinin daha küçük olduğu görülür. Yine delta U yani iç enerji değişimi sıfırdan büyük olan tepkimeler de var. Bunlara da arkadaşlar endotermik tepkimeler denilebilir. Endotermik tepkimelerde sistem ortamdan ısı aldığından dolayı örnekte de görüldüğü gibi fosfor pentaklorür arkadaşlar ısı alarak fosfor triklorür ve klor gazına parçalanmış. Altta da sodyum klorürle ilgili bir denklem verilmiş. Görüldüğü gibi arkadaşlar burada fosfor triklorür ve klor gazının toplam iç enerjisi fosfor pentaklorürün iç enerjisinden daha büyüktür. Dolayısıyla arkadaşlar bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için arkadaşlar sisteme enerji verilmiştir. Yani iç enerjisi artırılmıştır. Sonuç olarak arkadaşlar sistemlerden ortama veya ortamdan sisteme bir enerji akışı vardır. Dolayısıyla bunların toplamı da arkadaşlar sıfırdır. Bu bizim termodinamiğin birinci kanunuydu.
Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde kimyasal reaksiyonlardaki enerji değişimini inceleyeceğiz. Kimyasal reaksiyonlardaki enerji değişimi ünitesini genel olarak 3 başlık altında görebiliyoruz. Bunlardan birincisi iç enerji ve iç enerjideki değişim, daha sonra entalpi ve entalpideki değişim ve entropi ve entropideki değişim olarak 3. parçayı da ifade edebiliriz. Tabii ki arkadaşlar, kimyasal reaksiyonlardaki enerji ünitesini işlerken belirli kurallar, belirli tanımlar çerçevesinde hareket ediyoruz. O yüzden dersimizin başlangıcında belirli tanımlamaları yapmak durumundayız. Öncelikli olarak arkadaşlar şunu ifade edelim. Fiziksel ve kimyasal olaylarda meydana gelen ısı değişimini inceleyen bilim dalına termokimya denir. Evet, fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimlerini termodinamik yasalar çerçevesinde takip ederiz. Bu arada termo arkadaşlar görüldüğü gibi ısı, dinamikte hareket denilmektedir. Fiziksel ve kimyasal olaylarda gerçekleşen enerji değişimlerini genellikle arkadaşlar ısı değişimi eşlik eder. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Örneğin bir buzun erimesi için ortamdan ısı alması gerekir. Gördüğünüz gibi olaya ısı alarak eşlik eden bir enerji değişimi. Örneğin bir kömürün yanmasında da ortama ısı verilir. Dolayısıyla arkadaşlar yanma tepkimesinde ısı açığa çıkmasıyla eşlik eden bir ısı değişimi olmuştur. Evet, termodinamikte arkadaşlar fiziksel ve kimyasal olaylardaki değişimler belirli bir sistem içerisinde incelenir. Peki sistem nedir? Sistem üzerinde incelemeler yapılan ve sınırları belli olan bir evren parçasıdır arkadaşlar. Pekala, evrenle sistem ve ortam arasındaki ilişki nedir? Dolayısıyla sistem ve ortam evreni oluşturur. Dolayısıyla sistemin dışında kalan evrenin diğer kısmına da ortam denir. Slayttaki örnekten yola çıkacak olursak, örneğin bir termostaki çayı düşünelim. Termosun içindeki çay sistemi, termosun kabı ve etrafındaki diğer kalan kısımda arkadaşlar ortamı oluşturur. Diğer slaytta güzel bir şekil vardı. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar sıcak su sistemi oluşturmakta. Sıcak suyun bulunduğu kap ve onun dışı ortamı oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi sistem ve ortam arasında da enerji alışverişi olabilir. Sistemler çeşitli özelliklerine göre arkadaşlar, çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Şimdi sırasıyla bunları görelim. Öncelikle olarak arkadaşlar açık sistem. Ortam ile hem madde hem de enerji alışverişi yapabilen sistemlerdir. Örneğin bir bardakta bulunan sıcak su soğurken arkadaşlar tabii ki ortama buharlaşmadan dolayı madde kaybı olacak ve ortama da bir miktar ısı verecektir. Bundan dolayı bir bardakta, açık bir bardakta bulunan arkadaşlar sıcak su sistemi, açık sistemi ifade eder. Açık sisteme başka örnekler olarak arkadaşlar ağaç yaprakları, otomobil motorları ve insan vücudu verebilir. Açık sistemde bir kez daha ifade ediyorum, madde ve enerji alışverişi vardır arkadaşlar. Diğer bir sistemimiz kapalı sistem. Slide'da da görüldüğü gibi enerji alışverişi yapabilen ancak madde alışverişi olmayan arkadaşlar sistemlerdir. Örneğin az önceki sıcak su bulunan bardağın üzerini kapattığımız zaman artık bu kapalı bir sistem olmuştur. Madde kaybı yoktur arkadaşlar ama sistemle arasında bir enerji geçişi tabii ki vardır. Başka örnek olarak kapalı sisteme ağzı kapalı cam kaplar, kalem, pil, işte buz torbaları örnek olarak verilebilir. Diğer bir sistemimiz de izole sistem. Ortam ile madde alışverişi olmayan, enerji alışverişi ihmal edilebilecek seviyede olan sistemlerdir arkadaşlar. Genel olarak bunlara termoslar örnek olarak verilir. Termoslar genel itibariyle arkadaşlar içindeki sıcak suyun sıcaklığını korumaya yönelik hazırlanmış düzeneklerdir. Bunlar izole sistemlerdir. Bir başka sistemimiz de izokorik sistem. Arkadaşlar hacmi sabit tutulan sistemlerdir. Buna düdüklü tencere örnek olarak verilebilir. Düdüklü tencerede görüldüğü gibi arkadaşlar hacim, kapağı açılması sürece hacim sabittir. Bu sistemlerde hacim sabit olduğundan ortam ile arkadaşlar bir iş alışverişi, işi daha sonra tanımlayacağız, iş alışverişi yoktur. Evet, izokorik sistemde tabii ki arkadaşlar enerji alışverişi olabilir. Diğer bir sistemimiz de izobarik sistem. Yani arkadaşlar basıncı sabit tutulan sistemlerdir ve birçok fiziksel ve kimyasal olay arkadaşlar açık hava basıncına karşı yapılır. Dolayısıyla bu reaksiyonlar ya da fiziksel dönüşümler izobarik sisteme örnek olarak verilebilir. Evet. Örneğin ağzı açık kapta bulunan suya asit ilave edilerek bir çözelti oluşturulması izobarik sisteme örnektir. Evet.
İzobarik sistemler ortamla hem iş hem de enerji alışverişi yapabilir. İş konusunu, iş kısmını daha sonra tekrar ifade edeceğiz arkadaşlar. İzotermal sistemler sıcaklığı sabit olan sistemler arkadaşlar. Sıcaklığın sabit olan sistemlerdir. İnsan vücudu izotermal sisteme örnek olarak verilebilir. Sağlıklı bir insanın vücut sıcaklığı hep yaklaşık olarak belirli bir değerde sabit tutulur. Evet. Evet, slayttaki resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar sıcak sulu bir açık sistem. Daha sonra kapatılmış, görüldüğü gibi madde kaybı olmuyor. Sadece enerji alışverişi olan kapalı bir sistem. Daha sonra da arkadaşlar izole edilmiş kapalı bir sistem. İzole sistemi örnek olarak verilmiş. Görüldüğü gibi sıcak suyun enerjisinde de bir hemen hemen ihmal edilebilecek seviyede bir enerji değişimi var. Madde kaybı yok. Açık sistemde bir kez daha ifade edelim. Madde alışverişi vardır. Şimdi konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla onları çözelim. Yukarıdaki sistemlerden hangileri kapalı sisteme örnek olarak verilebilir? Uçan balondaki helyum gazı. Arkadaşlar uçan balon kapalı bir sistem. Dolayısıyla arkadaşlar birinci öncülümüz doğru. Su torbasındaki sıcak su. Bu da kapalı bir sistem. Sistemin arkadaşlar ağzı kapatılarak yapılan bir sistemdir. Soba ise arkadaşlar madde alışverişi var. Dolayısıyla soba kapalı sistem örnek olarak verilemez. Doğru cevabımız D seçeneği. Evet, düdüklü tencere aşağıdaki sistemlerden hangisine örnek olarak verilebilir? Hangisine örnektir? A seçeneği izobarik sistem, açık sistem, izotermal sistem, D seçeneği izokorik sistem, E seçeneği izole sistem. Düdüklü tencere arkadaşlar hacmi sabit olan sistemde. Hacmi sabit olan sistemlere de izokorik sistem denir. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Evet, konuyla ilgili bir başka örnek. İzobarik sistemlerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Evet, izobarik basıncı sabit tutulan sistemdi. Az önce ifade etmiştik arkadaşlar. Ortam ile sistem iş alışverişi yapabilir. Tabii ki izobarik sistemde iş alışverişi yapılabilir. Birinci öncül doğru. Ortam ile sistem enerji alışverişi yapabilir. İzobarik sistem arkadaşlar enerji verebiliriz veya ondan enerji alabiliriz. İkinci öncül de doğru. Sistemin basıncı zamanla artar. İzobarik sistemlerin en önemli özelliği basıncın sabit olmasıydı. Basınç zamanla artmaz. Üçüncü öncül yanlış. Bu durumda arkadaşlar doğru cevap C seçeneği. Şimdi dersimize ünitemizin birinci bölümü olan iç enerjiyle devam ediyoruz arkadaşlar. İç enerji bir maddenin yapısında bulunan tüm taneciklerin birbirleriyle etkileşiminden doğan potansiyel enerjileriyle kinetik enerjilerin toplamından oluşan arkadaşlar bir enerjidir. Dolayısıyla toplamından oluşan enerjiye iç enerji denir. İç enerji arkadaşlar U harfiyle gösterilir. İç enerji ile ilgili olarak ilk önce bilmemiz gereken kısım şudur. Bir olayda sistem ortamdan artık sistem ve ortamın anlamlarını biliyoruz. Isı alıyorsa sistemin iç enerjisi artar. Sistem ortamı ısı veriyorsa o sistemin iç enerjisi azalır. Slayttaki örnekte de görüldüğü gibi arkadaşlar suyun, buzun katı halden sıvıya sıvı halden de gaz hale geçişiyle ilgili bir ifade de bulunmuş. Tabii ki arkadaşlar buzun sıvı hale geçebilmesi için sisteme ısı vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla ortamdan sisteme enerji geçişi olduğundan dolayısıyla suyun arkadaşlar buza göre iç enerjisi daha fazladır. Yani ok yönünde iç enerji artışı vardır ve olay arkadaşlar endotermiktir. Tabii ki arkadaşlar buzun katıdan sıvıya sıvıdan gaz hale geçişi endotermik bir olaydı. Endotermik olaylarda demek ki elde edilen en son ürünün iç enerjisi daha yüksektir. Aynı şekilde arkadaşlar su buharının ya da gazın yoğunlaştırılarak sıvıya, sıvının da arkadaşlar dondurularak buz haline geçmesi de düşünülebilir. Bu durumda da arkadaşlar sistem egzotermik davranacaktır. Yani enerjinin bir kısmını ortama verecektir. Sistemden ortama enerji aktarılmıştır. Dolayısıyla sistemde iç enerji azalması gerçekleşmiştir. İç enerji sadece potansiyel ve kinetik enerjiden oluşmaz arkadaşlar. İç enerji potansiyel ve kinetik enerji dışında da atomların çekirdeklerindeki enerjiden ve elektronik enerjilerinden yani elektronların bulunduğu orbitallerden kaynaklanan arkadaşlar çeşitli enerjiler vardır. Bunlar da iç enerjinin oluşumunda etkindir. Bu arada arkadaşlar kinetik enerjiyi ifade etme açısından şunları da söylemeliyiz. Kinetik enerji dönme, öteleme ve arkadaşlar
titreşim hareketlerinden kaynaklanır. Potansiyel enerjisi ise arkadaşlar bir durum enerjisidir. Bu arada helyum, argon, neon gibi soy gazlar, yani tek atomlu gazlar arkadaşlar, yalnız öteleme hareketi yapar. Slide'daki resmi incelediğimiz zaman, gerçi burada ötelemede bir molekül örneklenmiş. Zaten moleküllerde öteleme hareketi yapar. Ama sadece helyum, argon, neon gibi soy gazlar tanecikler arasında herhangi bir bağ olmadığı için arkadaşlar, bir molekül kavramı olmadığından dolayı sadece öteleme hareketi yapar. Bu öteleme hareketi de onun direkt kinetik enerjisidir. Örneğin burada arkadaşlar bu su molekülü olsun, öteleme hareketi, dönme hareketi yapıyor. Aynı şekilde arkadaşlar titreşim hareketi yapıyor. İşte bu üç enerjinin arkadaşlar toplamı bize kinetik enerjiyi verir. Yine moleküller arasında da oluşan kutuplaşmadan kaynaklanan bir elektrostatik çekimden kaynaklanan arkadaşlar bir enerji de vardır. Bu da arkadaşlar yine iç enerjinin oluşumunda, iç enerjinin meydana çıkmasında arkadaşlar etkindir. Evet. Bir sistemin iç enerjisi arkadaşlar tek başına ölçülemez. Sistemin iç enerjisini ölçmek için çeşitli müdahaleler yaptığımızda görüldüğü gibi iç enerji bir sürü enerjinin toplamından oluşmaktaydı. Bu iç enerjilerdeki değişim, bu iç enerji oluşturan enerjilerdeki değişim hızlı ve anlık olmakta. Dolayısıyla iç enerjinin tek başına ölçülmesi mümkün olmamakta. Ama iç enerjinin arkadaşlar ölçülmesi yerine farkını belirlemede herhangi bir sorun yaşamaktayız. Yani sistemin iki durumu arasındaki fark incelenerek iç enerjideki değişim bulunabiliyor. İç enerjideki değişim slide'da da görüldüğü gibi arkadaşlar son iç enerjideki son iç enerji ve ilk iç enerji arasındaki fark olarak tarif edilir. Yani örneğin 5 derecedeki saf suyu 25 dereceye çıkartmak için 25 derecedeki iç enerjinin değeri ile 5 derecedeki iç enerji değerinin arasındaki fark kadar sisteme enerji vermek durumunda kalıyoruz. Yani biz aradaki burada delta U'yu, iç enerjiler arasındaki farkı görebilmekteyiz. Evet. İç enerji bir hal fonksiyonudur. Yani sistemin haline bağlıdır arkadaşlar. Bulunduğu hali hangi yollardan geldi önemli değildir. Sistemin son hali ile ilk hali arasındaki arkadaşlar değişimler bizim için önemsiz. Sistemi arkadaşlar önce katıdan gaza, gazdan sıvıya ve tekrar katıya getirmişsek bu aradaki değişim önemli değil. Sistemin son iç enerjisi ile ilk iç enerjisi arasındaki fark bizim için esastır. Şimdi dersimize iç enerjideki değişimin nasıl olduğunu ifade ederek devam ediyoruz. İç enerjideki değişim arkadaşlar ısı ve iş kavramlarının ifade edilmesiyle ortaya konur. Şimdi ısı ve işin ne manaya geldiğini ifade ederek dersimize devam ediyoruz. 1843 yılında arkadaşlar James Joule, bugün hatta birimini kullandığımız Joule, enerji birimini kullandığımız James Joule arkadaşlar, yaptığı deneylerde mekanik enerjinin ısıya dönüştüğünü açıklamış. Yani aynı miktardaki işin her zaman aynı miktarda ısıya dönüştüğünü bulmuş ve ispatlamıştır. Buradan yola çıkarak arkadaşlar demek ki iç enerji olarak az önce ifade ettiğimiz o enerjinin değişimi ısı ve iş üzerinden yapılmakta. Yani arkadaşlar bir sistem enerjisini ancak ve ancak iç enerji olarak depo eder. Ama değişimler, yani ısı Q ile ifade ediyoruz. Yani diğeri de arkadaşlar iş W ile ifade ediyoruz. Bunlar bir enerji çeşididir, enerjidir ama depo edilmez. Isı ve işin her ikisi de ortam ve sistem arasında enerjinin aktarılması ile ilgili kullanılan iki yoldur arkadaşlar. Sistemle ortam arasındaki sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjiye ısı, sıcaklık farkından bağımsız yollarla aktarılan enerjiye de arkadaşlar iş denir. Bir kez daha ifade ediyorum, iş ve ısı birer enerjidir arkadaşlar. Enerjinin tarifidir. İş az önce de söylemiştik, V sembolüyle, W sembolüyle gösteriliyor. Örneğin sıcak bir maddenin arkadaşlar soğurken ortama aktardığı, ortama bıraktığı enerji ısıdır arkadaşlar. Yine pistonlu bir kapta bulunan bir gaz piston yardımıyla sıkıştırıldığında o sisteme karşı iş yapılmış olur. Dolayısıyla sistemin arkadaşlar kendisine enerji aktarılmış olur. Yani sistemin enerjisi artmış olur. Görüldüğü gibi iki durumdan bahsettik arkadaşlar. Bir tanesi maddenin soğuması ile ilgiliydi. Soğurken ortama verdiği enerjiyi ısı olarak tarif ettik. Bir de pistonlu kapta pistonun sıkıştırılmasıyla maddenin enerjisinin artmasını da iş olarak tarif ettik. Evet. Bir sistemin sıkıştırılması ya da genleştirilmesi sırasında yapılan işe mekanik iş denir. Mekanik iş arkadaşlar sadece şöyle kısaca tanımlıyoruz. Kuvvet çarpı yol ifadesiyle söylüyoruz. Kimyasal tepkimelerde çoğu zaman yapılan iş sabit basınçta
gerçekleşir. Sabit basınçta sıkışma veya genleşme olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bunu daha sonra detaylandıracağız. Buradan da entalpi konusuna geçiş yapacağız. Sıkıştırılan bir sisteme karşı iş yapılmış olur ve sistemin enerji kazanması beklenir. Tersi durumlarda, yani genleştirilen piston yukarıya doğru çekildiği zaman genleşen bir sistemde ise sistem iş yaptığı için sistemin enerjisi azalır ve sistem arkadaşlar enerji kaybeder. Evet, bir sistemin iç enerjisi iş ya da ısıyla değiştirilir. Yani az